Merhaba arkadaşlar, bugün Bursa Tarım Fuarı'ndayız. Gelemeyenler için böyle vlog tadında bir video çekmek istedik. Fuara katılım çok büyük, arabayı park edecek yer zor bulduk. Şimdi fuarın girişinden gireceğiz. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Gelemeyenler videomdan izleyip gelmişçesine bir hissiyata kapılması için. Öyle arkadaşlar, yavaştan şimdi gireceğiz. Şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi giriyoruz. Arkadaşa yol verin, kendinden daha yükü var. Ziyaret çıkarabilir misin? Şimdi ziyaretçi kartı istiyorlar ilk önce. Ziyaretçi kartı çıkartalım. Arkadaşlar şöyle bir ziyaretçi kartı aldık. Burada ücretsiz bir şekilde veriyorlar bunları. Fuara ne kadar kişi geldiğini öğrenmek içinmiş. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, an itibariyle kapıdan girdik. Bakalım ne var ne yok. Sağda bizi Başaklar, solda bizi Jondere karşılıyor. Şöyle bir yerli malı, bir yerli üretim traktörlerimize bir bakalım. Burada kabinli Bağbahçe Başak 2080 var. Böyle az çok göstereceğim elimden geldiğince. Arkasında Başak'ın bir ilaçlama makinesi var. Burada Başak var. 5120. Burada Başak 2075S var. Bu traktörün kullanımını bizzat kendim çift sürdüm bununla. Gayet şu traktör çok güzel bir traktör. Öyle gezelim bakalım neler var. Başak'ın tarım aletleri de var burada. Başak rotator 2.10'luk. Önünde Başak 2050 var. Burada Başak 2075 var. Burada Başak 2080 Bağbahçe'nin açığı var. Burada 75 var. Burada Başak 2090 var. Burada yine Başaklar var. Arkasında balya makineleri var Başak'ın. Şöyle bir bakalım bakalım. Başak'ın balya makinesi. Paksan. Paksan yapısı abi. Paksan. Paksan'ı. Başak arkadaşlar bunu bilmiyorum abi fiyatını. 275 milyar. Abi Paksan bir makine arkadaşlar. Fiyatını da abi söyledi. 275 milyarmış. Arkadaşlar fuara katılım çok büyük. Şu yoğunluğu görün. Burada Mibzer var. Şöyle şimdi başka standlara doğru geçelim. Arkadaşlar burada şimdi Klas var. Klas Arion 460. Klas'ın makineleri var burada. Vallahi böyle teker teker söyleyerek buranın içinden çıkamayız arkadaşlar. Burada 450 var. Burada bir tane rulo balya makinesi var. Burada bir tane mısır biçmek için slash Klas Jaguar 860 var. Burada döver biçer var. Pablo'nun genişliği efsane. Kaç metre bilmiyorum da bir aşağı yukarı 8-10 metre var tablonun uzunluğu. Bu bizim Türkiye için kullanılabilir bir makine değil. Yani bizim tarla yollarından geçmez bu arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Burada da ekskavatörler, monitolar var şöyle. Boy boy. Burada Karataş. Bu pamuk hasat makinesi galiba. Evet. Buraya da bir girelim bakalım abi. Neler var, neler yok. Burada Karataş'ın standı var arkadaşlar.
şöyle birer birer anlatmayayım ama göstereyim. Çünkü çok malzeme var. Şöyle etraflarından dönelim. Burada tambur var. Dik treze var. Burada yonca toplamak için papatya var. Yok, helikopter tırmık diyelim, papatya demeyelim lan. Rotavatörler var, traktörler var. Ondan sonra şu tarafta balya makineleri var. Bu Karataş Yurmak sana yaptırıyor bunları. Etiketi olsaydı gösterecektim de etiketini göremedim. Bu benim kullandığım balya makinesinin aynısı. Karataş yaptırıyor bunları. Bu da iki ipli ot makinesi. Buralarda yem parmalar var. Bu da değişik bir makine. Bunu kim yap, buna kime yaptırıyor bilmiyorum. Bu diğerinden bayağı farklı. Bu direkt ithal mi geliyor acaba? Nereden geliyor? Bir bakalım bakalım. Bu da balya makinesi. Daha değişik. Bu ürün Fimax tarafından yapılıyorlarmış arkadaşlar, bu da Fimax. Öyle sırayla gezelim. Arkadaşlar şimdi DJI'nin standına geldik. Burada DJI'nin ilaçlama dronları var. Bu bir tık daha küçük. Bu baya baya büyük böyle bir şey. Bunlar hep ilaçlamak için dronlar. Şöyle size ufak ufak gösterelim. Gelecek bunlar da. İleride biz de inşallah bunları kullanırız. Şurada da bir tane drone var. Onu da gösterelim size. Uçurmuşlar şu an. Yanına gidelim gösterelim hemen. Su püskürtüyor. Şöyle gösterelim bakalım arkadaşlar. Orada arada ilaç bırakıyor. Çok müthiş bir makine. Arkadaşlar şimdi Landini standına geldik. Landini 240 modeli. Benim boyum 1.85. Benim boyumda lastiği var. Çok şahane bir traktöre benziyor. Şöyle arkasını göstermek istiyorum ya. Kaç tane çıkış var? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 10 tane çıkışı var. Şöyle kurt ağızlı arkası. Sonra burada Landini var. 5S HC modeli. Bu herhalde böyle arayışları yapmak için. Alt açıklığı da çok acayip derecede yüksek. Bu sanki bunu YouTube'da izlemiştim. Bu özel bir traktör, ilaç atmak için mi ne? Bu ne böyle ya? O apayrı kanka ya. Aynen. Bu
Landiniler. Landini 230. Şöyle gidelim, Landini 155. İşte bahçe traktörlerine geliyoruz şimdi. Burada Landini var. Rex 80. 80F modeli. Burada Landini 80 GT modeli var. Bunların farklılıkları var, tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Sadece görün diye. Landini yüzlük modeli var burada da. Burada da Landini bahçe serilerinin kralı. Landini Rex 120 GT var. Başında bayağı insan var, kalabalık arkadaşlar. Fuar. Fuara ilgi çok arkadaşlar. Bayağı bayağı kalabalık. Şöyle göstereyim, her yer insan. Burada da bunun kabinli versiyonu var. Buna kimse bakmıyor. Arkadaşlar bu da Bobcat'in standı. Böyle bayağı makineleri var bunların da. Bobcat de çok güzel bir marka. Böyle makinelerini gösterelim. Arkadaşlar şimdi Antica Carraro. Antonio. Antica dedik ya. Antonio Carraro. Traktörün başındayız. Bu 78 TRX 78. Burada da TC 58 çift 0 var. Burada da aynısı var. Burada da 78 çift 0 var. Burada da 78 çift 0 var arkadaşlar. Bunlar çok şahane traktörler. Bağ bahçe için. Burada bir tane kabinli olan modeli var. Arkadaşlar burada inceliyor. Bizim oralarda pek böyle traktörler mevcut değil. Ama kullananlar bunlara hasta. Çok aşırı seviyorlar bu traktörleri. Böyle kısa kısa gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü acayip derecede çok fazla ürün var. Tarım aleti var. Yoksa video saatlerce sürebilir. Şimdi Massey'in standına geldik. Burada Massey 8S var, 265 modeli. Burada 5S 145 modeli var. Burada Massey 2635 var. Burada 2615 var yanında. Orada da 2625 var. En başta bir tane daha Massey modeli var. Çok aşırı büyük arkadaşlar. Evet. Bunlar da bahçe serisi arkadaşlar. Massey Ferguson 3FR 105 modeli. Çok şahane bir traktör arkadaşlar ya. Burada şöyle tekrardan gösterelim, Massey'ler var. Burada bir tane çalıştırmışlar, şöyle sesini dinletelim. 6S 165 modeli. Burada da ufak Massey'ler var. 240 Massey Ferguson var. Burada da 240S var. Massey standına ilgi bayağı büyük. Ön tarafta balya makineleri falan var Massey'in. Arkadaşlar şimdi Kubota standındayız. Şöyle Kubota modellerini gösterelim. Burada hep kabinli modeller var. Karşı tarafta da kabinsiz modeller var. M4073 modeli var burada. Burada M4073. Burada M5 112 modeli var.
Burada da aynı şekilde M512 modeli var. M6 141 modeli de burada. Bunlar da ufak işler için. L1 382 değişik katları var arkadaşlar bunların. Burada da B2 261 modeli var. B1 241 modeli de var burada. Böyle bir kız çocuğu binmiş. Çok tatlı olmuş. Allah nazarlardan saklasın. Burada Kubota MK 5000 var. Burada yine Kubota L2 522 var. Burada da Kubota MK 5000 var. Burada Kubota L2 522 var. Burada bahçelerin gözdesi Kubota M5072 var. Bu traktörler de çok şahane arkadaşlar. Önünde koskocaman şöyle bir ağırlığı var. Şöyle bunun bir etrafından bir dönüp dolaşalım. Arkasında pistonlu hidrolik kolu bile üstünde geliyor. Kurt ağzı var. Böyle. Çok iyi. Çok güzel traktör. Arkasında 6 adet çıkışı mevcut arkadaşlar. Mazot koymak için yeri de burası. Ama arkadaşlar bence çok acayip derecede yüksek bir traktör. Baya yüksek. Şöyle göstereyim. Kanka çok yüksek ya. Acayip derecede yüksek. Değil mi? Baş beygir ya. Evet arkadaşlar, şimdi John Deere standındayız. Artık model söylemekten bayağı yoruldum. Şöyle etrafı göstereyim. Hangi traktörler gelmiş onları size göstereyim. Bu tarafta da McCormick var. Böyle McCormick var şurada. X410 X-Touch var. Orada bir tane bahçe traktörü var. Şimdi şöyle Hattat bayindeyiz. Hattat standındayız. Bayisi demeyelim, yanlış olmasın. Şöyle 280 Golf'lar var. Burada bağ bahçe var. 280 var. Burada Hattat ve 3085 var. Şu herkesin konuştuğu Hattat 3105 var. Bunun inşallah detaylı incelemesini çekeceğiz. Kanala da atacağız. Şöyle etrafından dönelim. Atladım. Bayağı traktörü var burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Türk Traktör'ün Nevoland'ın standına geldik. Burada traktörler, ekipmanlar, balya makineleri, ondan sonra sulaj makinesi, yem karmalar, böyle traktörler. Nevoland'ın standı epey büyük arkadaşlar. Şöyle içini biraz gezip göstereyim.
hayata katılım, ilgi, alaka çok arkadaşlar. Çok acayip derecede kalabalık şu an. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Burada da case var. Case'i de gösterelim. Şuradan girelim. JX100'ler var burada. 100X var. 110X var. 120A modeli var. 120C var. 130 var. 135 var. 185 var. Çok arkadaşlar. Çok acayip derecede ürün çeşitliliği var. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle göstereyim. Same standındayız. İnşallah Allah bir tane bize yeni bir same nasip eder. Biz sameden memnunuz. Şöyle bakalım, fruktote burada 65 var. Burada bunlar natural. Same'ye de ilgi büyük. Bayağı kalabalık. Şöyle geçecek yer yok ama şuradan geçelim. Burada Fruktoto 100 var. Burada Dorado 90 var. Burada Fruktoto 80 var. Burada Fruktoto 60 klasik var. Tarafta, sol tarafında da Deus'lar var. Şöyle Deus'ları da gezelim. Gireceğim mi? Pin oldu. Bu standta bu kadar arkadaşlar. Şurada Davut'un çok büyük traktörleri var. Gez gez şimdiden yorulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tarım fuarının kapalı bölümüne girdik. Böyle stiller var burada. Burada Burkon makine var. Burada Mevlüt Ceylan dişli var.
Şöyle sırayla göstereceğim. Burada zeytin ayırma makinesi var. Burada da deniyorlar böyle. Oyluyor arkadaşlar zeytini. Ha böyle gidelim. Tamam. Birden devam ediyoruz. Burada Doğan Mühendisliğin ithal tarım bıçakları var. Ben dedim ama ya. Rotavasörlere, saf parçalamalara, her türlü her şeye bıçakları mevcut. Burada Aydın Pulluk var. Koskocaman pulluklar. Bunlara en az bir 300 beygir traktör lazım. Şöyle de gösterelim. 3100 kiloymuş. En az 250-300 beygir traktör gerekseme duyuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile pulluk dönerli. Burada Sevsan tarım makineleri var. Burada iskoralar var. Doble iskora. Burada Magros ilaçlama makineleri mevcut. Şöyle şunların birkaç tane ürünlerini de gösterelim bakalım. Bu sene kanalımda ilaçlama makineleri de tanıtmıştık. Bunların farklılıkları var mı? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Plastik arkası. Burası böyle değişik bir yapıdan yapılmış. Şöyle etrafını gösterelim. Rahat dönüyor. Uçlarında 1.2'lik gözleri var. Burada pompalar mevcut. Burada Efe Tarım'ın aletleri mevcut. Tiller olsun, patlatması olsun. Arkada lazer tespihisi olsun. Burada da Özakın marka romoklar mevcut arkadaşlar. Bu bize böyle 2,5 tonluk bir romok galiba bu. 2700 yazıyor ama 2,5 tonluk romoklara benziyor bu. Bağlardan üzüm çıkartırken çok şahane oluyor. Alçak teker bunlar. Yüklemesi de kolay. Burada su tankeri mevcut. 3 tonluk. Burada 4 tekerlekli mevcut. 5200 herhalde bu. 5 tondan çok daha fazlasını alır bence. Özakın. Bunlar Altar marka romoklar da mevcut. Bu 1 tonluk böyle. Bu adam bahçeden meyve çıkartmak için. Bunlar havuz kasa. Gübre için falan. Burada su tankeri var 5 tonluk.
olarak Alkar'ın. Burada Güven Uçar, Güven marka tarım aletleri mevcut. Burada yine ilaçlamalı makineleri var. Zer tarımın. Biraz değişik bunlar arkadaşlar. Temelde hepsinin mantığı aynı ama işte birkaç değişiklikle daha kolay, daha iyi bir duruma gelebiliyor. Burada Tınaz marka ot biçme var. Burada yine tamburlu sıkmalı ot biçme var. Burada romoklar var. Tınaz marka. Şöyle Tınaz'a devam edelim. Tınaz'ın devamında burada bir yem karma promo var. Yine bir Tınaz'ın romo var. Tınaz'ın helikopter tırmığı var. Buralarda Tınaz'ın gübre atma makineleri var. Parlayan marka ilaç makineleri mevcut. Şöyle gösterelim. Bunların uçları da 1,5'luk. Arkadaşlar burada Köksal marka romoklar var. Sarı renge döndürmüşler. Renklerini değiştirmişler. Güzel de olmamış değil aslında. Burada Köksal'ın 4 tonluk bir su tankeri var. Sakarya'da üretiliyor bunlar. Kaynarca'da. Şöyle etrafını bir gösterelim. Burada Türkay tarım aletleri var. Evet arkadaşlar, Ertanların ilaçlama makinelerine geldik şimdi. Burada Ertanlar var. Bayağı satmışlar arkadaşlar şöyle. Multijet fanlısının bunun incelemesi, bunun gerçeği bu ikilisi. Bunda iki tane pervane var. Şöyle göstereyim. Bunun tek fanlısının incelemesini yaptıydık. Evet. Bunun incelemesi kanalımızda mevcut arkadaşlar. Ertanlar Multi Plus fanlı modeli. Şöyle gösterelim. Bu da 2 tonluk bir model. Pardon bu arkadaşlar. 2 ton değilmiş. Bunlar 2 tonlukmuş. Bunlar 2 tonluk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada Gütsan marka ilaçlama makineleri mevcut. Bunlar da bayağı satmış arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bir sıfır gözleri var. Bunların gözleri çok ince. Bunlar çok az ilaç atar.
Arka taraflarında 1-2 var. Önlerinde birlikleri var. Şöyle Gütsan marka şeyler de gösterelim. Bunlarda hep genelde İtalyan pompa oluyor ama. Nasıl pompa var bilmiyorum. Burada Cantaş Tarım'ın ilaçlama tankerleri mevcut. Burada da köylüm Fuat abim mevcut. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Abi ne yapıyorsun buralarda? İyi, sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne yapacağız? İlaçlama makinesi mi alacağız? Yok. Çiftçiliği bırakıyoruz. Bırakacağız. Fiyatlar çok yüksek. Değil mi kardeşim? Aynen. Kaç para bunların fiyatı? 108 bin lira abi. 108 bin lira. 1600 lira. Sen Kongo'da daha ucuz fiyatlar. Aynen arkadaşlar, şimdi Yüksan bölümündeyiz. Burada sap parçalamalar var koskocaman. Bunlar bize yaramaz. Böyle ufakları bize yarar. Biz de ufaklarını kullanıyoruz. Ben de şahsen bizzat kullanıyorum 2.40 modelini. Burada dik frezeler var. Burada rotavatörler var. Ondan sonra burada dal parçalama var. Sap parçalamayla dal parçalama apayrı bir şey arkadaşlar. Bu bilek gibi olanları bile parçalayabiliyor. Burada hidrolik duyargalı çapalar var. Bağ arası için. Buraya tel takılıyor. Rotavatörler. Bayağı her şey mevcut burada arkadaşlar. Burada da Tarımsan marka rotavatörler var. Dal parçalamalar var. Bu bayağı geniş. Azimli marka tarım aletleri var buralarda. Süper mikser 3000 var. Burada arı çokları falan mevcut. Çapalama makineleri var. Bu pancar arası. Burada İzmak tarım makineleri mevcut. Bu herhalde Zirmak'ın İzmak'a dönüşmüş hali. Eskiden Zirmak vardı. Onlar bir el değiştirdi. Bir şeyler oldu galiba. Şimdi İzmak diye çıkartıyorlar. Şöyle birkaç tane modeline bakalım İzmak'ın. Arkadaşlar bayağı çeşit ilaçlama makineleri mevcut burada. Evet, burada İzmak'ın bir tonluğu var. Burada 1,5 tonluğu var. Burada da 2 tonluğu var. Şöyle arka taraflarına bakmak istiyorum. 1.0, 1.2'lik gözleri var. Çıtır çıtır. Fanları da nasıl fan bu? Tek fan bu. Herhalde 90'lık 10 kanat bir fanı var. Mega fanlısı var. Güzel malzemesi. Plastik değil. Daha farklı bir malzeme var. Arkadaşlar şimdi traktör metre var burada. Böyle traktörde parkur var orada. Romoklu geri geri gidiyorlar. Ön ön gidiyorlar falan. Evet, şu an 800'e gelip tahminlerinden